Merhabalar herkese. Bugün tekrardan gördüğünüz üzere Henkel ofisindeyiz. Isaac Türkiye olarak. Ben Sertan, Isaac Türkiye Genel Merkezi'nde yetenek yönetimi ve üyelik deneyiminden sorumlu direktör olarak görev alıyorum. Isaac Türkiye ve Henkel ortaklığında yaptığımız projenin bir parçasını gerçekleştirmek üzere buradayız. Henkel'den öncelikle kendisini de takdim edeyim. Yağmur Hanım bizlerle birlikte. Kendinizden böyle çok ufak bahseder misiniz Yağmur Hanım? Teşekkür ederim. Özyurt Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldum. Akabinde Bilgi Üniversitesi'nde pazarlama iletişimi yüksek lisansı yaptım. Üniversitenin son sınıfında Boş Türkiye ile yollarımız kesişti ve uzun dönem stajyer olarak orada çalışmaya başladım. Liseden de bir benim Alman kültürlüğü hayranım olduğu için de ben hep bir Alman firmasında çalışmak istediğim için mezun olduktan sonra da Boş'ta iş analisti olarak satış ekibinde kariyerime başladım. Yaklaşık 1,5 sene kadar orada çalıştım. Benim birazcık daha yüksek lisansımdan da anlaşılacağı gibi böyle hep satış pazarlamaya bir hedefim varken o zamanki insan kaynakları direktörümüzden bir HRBP pozisyonu, insan kaynakları iş ortağı pozisyonu açıktı organizasyonda bir teklif aldım. Dediğim gibi hiç kafamda yoktu ne üniversitede ne sonrasında. Fakat hızlı bir kararla 2016 senesinin Mart ayıydı insan kaynaklarındaki kariyerime başladım. Orada yaklaşık bir 6 yıl kadar HR Business Partner olarak çalıştım. 2022 Ocak ayında Boş'tan ayrıldım. Danone'da yine bir HRBP pozisyonuna geçtim. Son bir senedir de Henkel'de hem yapıştırıcı teknolojilerinden ve fonksiyonlardan sorumlu insan kaynakları iş ortağı hem de yetenek gelişim müdürü olarak çalışıyorum. Aslında kendi kariyer hikayenizden de bahseder misiniz diye soracaktım ama hepsini aradan da çıkartmış oldunuz. Ben de birazcık rahatım meslektaş sayıldığınız için evet. De Isaac Türkiye tarafında. İnsan kaynaklarının önemi firma taraflı ne önemi var? İnsan kaynaklarının aslında bence organizasyondaki görünmeyen, çok fazla görünmeyen kahramanlar diyebiliriz. İK organizasyonları şirketlerin bel kemiği. Şirketlere yeni ekip üyesi katmadan önce görevimiz başlayıp çalışanın şirketteki geçirdiği tüm zamanını karşılayan bir yerde yolculuğumuz var diyebiliriz. Zaten son aslında belki 7-8 yılın daha fazla adını duyduğumuz işveren markası, işveren markalamasıyla başlıyor. Gerek üniversite öğrencileri, gerek profesyoneller diyebileceğimiz iş hayatında tecrübesi olan kişilere daha iyi nasıl ulaşırız? Bununla beraber bizim kurum kültürümüze ayak uydurabilecek, burada bir yere sahip ve başarılı olabilecek kişiler kimlerdir? Bunlarla başlayan bir yolculuk. İşe alım sürecine geçiyoruz tabii ki. Gerekli yetkinliklere sahip kişileri uygun pozisyonlara nasıl yerleştirebiliriz? Uygun kişiyi uygun pozisyona yerleştirmediğimiz senaryonun sonrası gerek kişi için, çalışan için, gerek de şirket için, kurum için daha dezavantajlı bir hale geliyor. O yüzden doğru kişiyi bulalım ki bundan sonraki yolculuk her iki taraf için de bir o kadar yumuşak geçsin diyebiliriz. Kişinin işe alımından sonra nasıl? HRBP'nin belki devreye girdiği bir nokta oluyor. HRBP'ler olarak çalışanların aslında günlük hayatlarının her noktasında belki ilk sorularını sorabilecekleri ilk insanlarız. Bu kariyerleriyle ilgili bir soru olabilir. Yani nasıl terfi edebilirimden tutalım. Şu eğitime nasıl kaydolabilirim? Ya da dezavantajlı bir yerden bakmak gerekirse de yöneticimle ya da ekip arkadaşımla bir problem yaşıyorum. Bunun nasıl üstesinden gelebilirim? Bu konuyu nasıl yönetebilirim sorusu da aslında biz İK'cılara gelen önemli sorulardan diyebiliriz. Bu süreçte dediğimiz gibi kişinin kariyer gelişimi, bir sonraki pozisyona nasıl geçebilir, bulunduğu yerde nasıl terfi edebilirle başlayıp, kişinin gelişim alanlarını güçlendirmek için hangi eğitimleri alabiliriz, ne gibi farklı projelerde o kişiye yer verebiliriz, bununla devam ediyor. Aynı zamanda tüm potansiyel ve performans değerlendirme süreçlerinde kişinin birinci yöneticisiyle beraber insan kaynakları profesyonelleri olarak biz de oradayız. Çünkü sürdürülebilir bir gelişime ve potansiyele ve performansa sahip olmak aslında çok da kritik bir nokta. Hepimiz insanız, zaman zaman tabii ki düşüşler olacak ama bundan kalkmak için de bizlere ihtiyaçları var diyebiliriz. Çok iddialı olmuş olabilir ama biz orada işte bir eli uzatan, o kişilere doğru metodu ve yöntemi gösteren, yollarını ışık tutan kişileriz diyebiliriz. Amacımız tabii ki kişiliğe dedike bir yolculuk tasarlamakla beraber aynı zamanda şirketin de sürdürülebilirliğini sağlamak adına standart bir süreci de oturtmak.
O yüzden çok ayrıştırmadan herkes için aynı süreçlerinde olduğundan, varlığından, işte çeşitli politikalar, prosedürlerle beraber bunu desteklemek yine bizim görevlerimizden. Yine belki çalışana direkt olarak katkısı olmasa bile bence İK'nın gizli kahramanları olarak bahsedebileceğimiz bordrolama veya operasyonel süreçlerden sorumlu arkadaşlarımız her ay sonunda maaşımızı almamızı sağladıkları için bence İK'nın gizli kahramanları. Sadece bu alanda da değil, tabii ki şirketlerden şirkete de değişiklik gösteren, burada neler var diyebilirsek, bordrolama, ücretlendirme, yanaklar, aklımıza gelmeyen aslında daha niceleri var diyebiliriz İK organizasyonlarında. Artık İK'nın da dijitalleşmesiyle çok noktada destek ekipleri de oluyor. Genelde aynı ülkede konumlandırılmayan, Henkel'de de var olan bir shared service ekibimiz var. Operasyonel süreçlerde bize destek olanlar. Özetle İK'nın alanlarını böyle sıralayabiliriz. Atladığım bir yeri varsa buradan bizi izleyen tüm yıkaçlara özürlerimi ileteyim. Senin de detaylı sormak istediğin bir alan varsa onları da cevaplandırmak isterim. Teşekkürler cevap için. Sizi anlatırken benim de Isaac Türkiye'deki İK tarafı birazcık daha gözümde canlandı. Çünkü yani iş hayatındaki yetenek yönetimi veya İK alanı Isaac Türkiye'dekiyle çok benzer. Ve Isaac Türkiye'deki iş alanındakine benzer. Çünkü biz de insanlara, öğrencilere ulaştığımız zaman ilk touch pointleri, yani ilk tanışmaları bizle birlikte oluyor. Yani yetenek yönetimi departmanıyla birlikte oluyor. Ve onları Isaac'e katılmalarını sağlamak, hatta bir üst pozisyonlara başvurmalarını sağlamalarını yine biz departman olarak görev alıyoruz. Performans ölçütlendirmeleri, memnuniyet oranları, onların yine oradaki problemlerinin çözümlerinde yine aslında o arkadaki kahraman olarak yetenek yönetimi departmanı yer alıyor. Her ne kadar gözükmese de onlar canlandı aklımda. Bir sonraki sorum da aslında şöyle. Bu Isaac Türkiye'de de aslında yaşadığım anlardan bir tanesiydi. Üye olanlar olabiliyor, işte bir üst pozisyona başvurmak isteyenler olabiliyor üyelikten takım liderliğine. Ama bazı kişiler de ne yapacağını bilemiyor da biliyor bazen. Bu bence iş alanında da ben de yaşadığım bir durum aslında. Üniversiteden mezun oluyorlar, işte staj bulmak istiyorlar. Ama hangi staja başvuracaklarını bilmiyorlar. İlk alanına meraklı olan kişiler oluyor. Ama işte uzun dönemli staj başvursam veya şu firmaya mı başvursam, aslında bir kafa karışıklığı yaşayabiliyor özellikle 4. sınıf ve mezun grupları. O profildeki insanlar aslında nasıl bir yol izlemeli sizce? Ya bence sen çok güzel bir noktaya parmak bastın. Uzun dönemli staj programları. Neden dersen, kişi için, öğrenci için hem bir şirketi tanıma fırsatı. Oradaki çalışma kültürü nasıl? Oradaki çalışanlar nasıl? Ben bir birey olarak kendi değerlerimle örtüşen bir şirkette çalışmak isterim. Birçoğu için de bence aynı şey geçerlidir. Bu süre boyunca da onu gözlemleme şansı elde ediyorlar. Bir bağlılık yok ama aynı zamanda bir şirketi gözlemlemek. Aynı zamanda ilgi duydukları alanlarda, çünkü bahsettiğin gibi üniversitedeyken tam bu kararı verememiş oluyoruz. O yüzden de staj programlarıyla, işte dediğin gibi bir İK alanında staj yapma fırsatı elde eden bir kişinin İK tecrübesiyle hiç olmamış birinin İK yorumu da aynı olmayacak. O yüzden bu staj programları çok kıymetli ve değerli oluyor. Hem şirketler için, çünkü bir yandan da şöyle de bir noktası var. Ekiplerimizde staj yapmış arkadaşlarımızı sonrasında ekibe dahil etme oranımız bir o kadar da artıyor. Yani bu zamana kadarki 3. şirketimde de mevcutta uzun dönemli staj programı olan şirketlerde hepsi ve birçok arkadaşımızın sonrasında bir yeni mezun pozisyona yerleştirilme fırsatı elde ettiğini de gördüm. Henkel'de de bu aynı şekilde devam ediyor. Eğer pozisyonumuz yeni mezun bir pozisyonuysa, önce içeride bizimle beraber staj yapan step-up'larımıza dönüyoruz. Onların sormak istedikleri, merak etmek istedikleri varsa tabii ki onları cevaplandırarak, sonrasında ise işe alım yapan ilgili yöneticiyle bir mülakat organizasyonu yaparak. O yüzden dediğim gibi staj programları çok önemli. Bunun haricinde kariyer günleri, öğrenci fuarları, artık LinkedIn var mesela. Her ne kadar böyle biraz uzak durulsa da bence şirketlerde neler yapılıyor gözlemleme fırsatı elde edebilecekleri bir yer. Yine Instagram'da kariyer sayfaları var. Bunlar Isaac gibi topluluklar yine aynı şekilde. Amacımız her zaman öğrencilere biz şirkette, Henkel'de neler yapıyoruz bunu göstermek. O yüzden fırsatları değerlendirmelerini öneririm. Ya benim ders programım çok yoğun, ben işte 3 gün gelemem, vakit ayıramam, işte öyle bir bitirme projem var gibi bir durumda ise de, bölümü buna elverişli değilse de, her ne kadar Türkiye'de çok olumlu karşılanmasa da yani öğrenci tarafından, yaz stajları yine aynı şekilde bir fırsat olabilir. Kısa da olsa en azından bir gelip havayı koklarlar.
Bu bile bir getiridir. Çünkü her ne kadar piyasa şu anda dinamik diyebiliriz, yani yetenek piyasası, her ne kadar şirketler adayları seçiyor bir noktası, bir bacağı, ama aynı zamanda adaylar da şirketleri seçiyor. O yüzden bunu unutmamamız gerekiyor. Onlar da yine aynı şekilde mutlu olabilecekleri, keyif alabilecekleri bir işi yaptıkları, yine aynı şekilde uzun vadede kariyerlerini geliştirmek ve orada devam etmek istedikleri bir yerde yer alırlarsa hem de işe de küsmemiş olurlar. Öyle de bir şey de var çünkü bir yandan. Güzel bir kariyerleri, onları geliştiren bir kariyerleri olabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Birazcık da şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi biz taraflı da çalışıyoruz aslında işe alım süreçleriyle alakalı. Biz de gelen kayıtlarımıza belirli bir mülakat sistemi, grup mülakatı, birebir mülakat gibi sistemler uygulayabiliyoruz Isaac Türkiye'de de. Tabii orada da bizim için önemli olan kriterler oluyor gelen kişiler için. İşte örnek vermek gerekirse daha açık iletişimli olan biri veya liderlik grubuna liderlik eden biri bir profil varsa bizim için daha ön planda oluyor. Aslında biraz da genç kuşağın ve aslında yeni mezunların merak ettiği bir konu bu. Bu tarz şirketlerde hatta Isaac Türkiye'de bile mülakat sistemleri olabiliyor. Gençler ve özellikle yeni mezunlar bu mülakatlarda size nelere de dikkat etmeliler? Benim hem geçmiş tecrübelerim, yani bir aday olarak tecrübelerim diyeyim, hem de bir İK profesyoneli olarak şunu söyleyebilirim herkese. Sizi sizden daha iyi kimse tanımıyor. O yüzden de söylediğiniz her şeyi bir gerekçeye bağlarsanız zaten iyi bir mülakat süreci geçireceksinizdir. Ama belki en baştan başlayalım bu işin ağasından. Bir pozisyona başvurdunuz, mutlaka pozisyonun görev tanımını bir inceleyin. Sizin mevcut yetkinliklerinizle, bundan sonraki kariyerinizi devam ettirmek istediğiniz şeylerle uyuşuyor mu? İkincisi, pozisyon gereklilikleri neler? Evet, bizler pozisyonlar için yöneticilerle ideal bir aradığımız yetkinlikleri oraya yazıyoruz. Ama şunun da farkındayız. Sonuçta bir kişi gelişime açık bir bireyse, şirkete katıldıktan sonra da aradığımız yetkinliklerini geliştirebilir. Hepsini %100 fit etmek diye bir şey belki çok ütopik olacaktır. O yüzden şunun da farkında olarak bir mülakata girmek. Ben ilanda söylenilen, yazılan yetkinliklerden hangisinde iyiyim? Hangileri benim gelişim alanlarım? Şu da çünkü mülakatta karşınıza çıkabilecek sorulardan biri olabilir. Sizce gelişim alanlarınız nelerdir? Bu soruya cevap verirken şunu düşünmemek lazım. Bizim biraz ülkemizin kültürüyle de alakalı diye düşünüyorum. Biraz hata yapmaktan ya da eksik hissetmekten kaçınan bir toplumuz. Fakat insanın kendi eksikliklerini, ki biz İK'cılar eksiklik demeyiz buna, gelişime açık noktalarını biliyor olması, bu başka bir adayla karşılaştırdığımız zaman belki bir adım öne çıkarabilecek bir nokta bile olabilir. Önemli olan şu, dediğim gibi biz hangi alanda gelişime açığız ve ben bu alanlarımı iyileştirmek için, onu güçlü bir alanım yapmak için neler yapıyorum? İşte eğitimler mi alıyorum, başka birinden mentorluk, koçluk mu alıyorum, mevcut şirketimde eğer tecrübeli biri ise mevcut şirketinde bu konuyla ilgili bir eğitim aldım mı? Bunlar önemli kriterler. Çünkü zaten %100 başarılı diye adettirmek birinde çok doğru olmayacaktır. Dediğim gibi o yüzden ilanı inceleyin ve mülakata mutlaka çalışarak girin. Özellikle yeni mezun arkadaşlarımız zaman zaman şunu yapabiliyorlar. Tabii ki bir iş bulmak ilk öncelikleri olabilir. O yüzden LinkedIn'de yeni mezun pozisyonların hepsine teker teker başvuruyorlar. Ve mülakat zamanı geldiği zaman da acaba bu pozisyon neydi diye bir içten geçirme olabilir. O yüzden mutlaka gireceğiniz, başvuru yaptığınız pozisyonun detaylarını mülakattan bir gece önce, bir gün önce mutlaka bir okuyun, neler bekleniyormuş. Size mevcutta daha önce girdiğiniz mülakatlarda neler sordular? Ya da bu şirket bu pozisyon doğrultusunda bana neler sorabilir? Bunları bir düşünün. Vereceğiniz cevapları yazabilirsiniz. En azından aklınızda da kalmış olabilir. Çünkü çok heyecanlı bir süreç. Bu zamana kadar ben bir İK profesyoneli olarak sayısını hatırlamadığım kadar mülakata girdim. Evet, belki masanın bu tarafındaydı. Ama benim için bile hala çok heyecanlı bir süreç mesela. O yüzden kendinize fırsat da verin. Sonrasında ne diyebilirim? Dediğim gibi aranılan özellikler, yetkinlikler, pozisyonla ilgili sorular. Mutlaka şirket web sitesini bir önceden inceleyin. Şirket hangi alanlarda faaliyet gösteriyor, ürünleri neler, hangi ülke menşeli, Türkiye'de ne zamandır var,
Belki işte biraz önce de bahsettiğimiz LinkedIn pozisyonun birebir yöneticisi kim? Muhtemelen çünkü İK yöneticisinden sonra o kişiyle de mülakata gireceksiniz. Bakabilirsiniz LinkedIn'inden. Onun geçmişi nasıl, özgeçmişinde neler var, neler yapmış kendi kariyerinde, bunları sorabilirsiniz. Bence daha kritik bir nokta, belki adayı akılda tutacak bir diğer noktada şirketle ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa mülakat sadece işverenin, yöneticinin size sorular sorduğu bir platform değil. Aslında bir diyalog. Siz de şirketle ilgili, pozisyonla ilgili yöneticiniz sizden bekledikleriyle ilgili sorularınız varsa mutlaka mülakat esnasında bunları ona yöneltin. Çünkü şu anda artık biliyoruz sadece şirketin ne alanda faaliyet gösterdiği, ekip vesaire değil, aynı zamanda şirketin bundan sonraki sürdürülebilirlik hedefleri, 4-5 yıl sonrasındaki vizyonu, nereye varmak istiyor. Global bir şirketse hem global ölçekli hem de lokal alanda nereye varmak istiyor, ne yapmak istiyor. Yine aynı şekilde adaylar için değerli bir nokta yöneticinin bu pozisyondan ne beklediği, o işe alacağı kişide hangi yetkinliklerin olmasını bekliyor. Ve belki de şu da bir yandan da bundan sonrasındaki kariyeri için bu şirket ve o yönetici ona ne vaat edebilir? Yine aynı şekilde bu. Ve sürdürülebilir dedik. Bence çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılıktan da bahsetmezsek haksızlık da etmiş oluruz. Çünkü yine belki son zamanların popüler konularından biri. Birçok şirkette de karşılaştığımız da bir şey. Ama altını doldurmak da bunun bir o kadar önemli. Nasıl sürdürülebilirliğin İngilizce'de bir tanımı var, greenwashing. Diversity konusunda böyle bir şey var mı bilmiyorum ama mutlaka vardır diye düşünüyorum. Arjan'a da onu da eklemek isterim. Çok keyifli bir sohbetti. Ben de böyle sohbetimizi tam bitirmeden önce son kez dinleyicilerimize böyle vermek istediğiniz mesaj varsa alabilirim. Kendinize güvenmekten asla vazgeçmeyin. İşin bence en önemli odak noktası ve kilit noktası bu diyebiliriz. Kendi kişisel değerlerinizle örtüşen şirketlerde yer alırsanız daha mutlu ve sürdürülebilir bir kariyeriniz olacak. Birçok açıdan şirketi ele almak yine aynı şekilde bir adım öteye götürecek sizi bir nokta olacaktır. Ve çalışırken mutlu olmayı asla unutmayın. Bence yine bu da benim için en azından değerli noktalardan biri diyebilirim. Çok teşekkürler değerli vaktinizi ayırdığınız için. Dinleyicilerimizin de izleyicilerimizin de soru işaretlerini gidermiş olmuşuzdur. Bir sonraki Business Talk'ta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.